Modül 3, Strateji 1. Yanıt beklemeden model olma. Yanıt beklemeden model olma, çocuktan herhangi bir karşılık ya da sözel çıktı beklemeden çocuğa dil becerileri anlamında model olmaktır. Burada sanki yanıt beklemeden model olma sadece dil becerilerini destekliyor gibi bir algı oluşsa bile aslında burada hem bilişsel becerilere hem de temel kavramların öğretiminde yanıt beklemeden model olma oldukça etkili bir tekniktir. Yanıt beklemeden model olma özellikle sözcük dağarcığı sınırlı olan, sözcük çıktısı henüz oluşmakta olan çocuklarda kullanımı sırasında oldukça etkili sonuçlar verebilmektedir. Ki beklentimiz bu çocuklarda yanıt beklemeden bizlerin, yetişkinlerin model olmasıyla çocuğun yeterince sözcük dağarcığı bağlamında depolamada bulunmasıdır. Amaç bu alıcı dilini özellikle destekleyerek yapılan etkinliklerin, kullanılan kavramların veya sözcüklerin çocuk tarafından anlamlandırılması, algılanması ve daha sonra da yeri geldiği zaman bunu kullanabilir hale gelmesidir. Yanıt beklemeden model olmayı sözcük bombardımanı, paralel konuşma ve kendi kendine konuşma şeklinde 3 alt başlıkta inceleyebiliriz. Özellikle sözcük bombardımanına baktığımız zaman ebeveynle beraber belirlenen 3 ya da 5 sözcüğün özellikle ev ortamında ve sınıf ortamında, okul ortamında yoğun bir şekilde kullanımıyla adı üzerinde yani sözcüğün bombardıman şeklinde çocuğa iletilmesiyle çocuğun bu sözcükleri daha çok depolaması ve sonra da daha hızlı ve daha erken bir şekilde bunları anlamlandırıp üretmesine yardımcı olabilecek bir tekniktir. Arabayı sürüyorsun Osman. Ne varmış bir bakmasın. Ben de arabayı sürüyorum. Al bakalım. Örneğin belli sözcükler dediğimiz örneğin aç, kapat, ver, su gibi sözcükleri gün içerisinde diğer sözcüklere göre daha yoğun kullanan yetişkin bu sözcükleri çocuğun daha yoğun duymasına ve dolayısıyla da çocuğun bu sözcükleri daha sonra uygun zamanda, gelişimine uygun zamanda kullanmasına imkan vermesi anlamına gelmektedir. Aç sözcüğüne ilişkin örneğin kapağı açarken, çekmeceyi açarken, kapıyı açarken herhangi bir şeyi, neyi açarsa açsın o sırada ebeveynin aç olarak aç sözcüğünü kullanması veya aç fiilinin yer aldığı kitaplar okuması ona, televizyon izlerken açla ilgili durumlarda açı model olması, oyun oynarken hemen hemen çoğu oyundaki etkinlikte aça vurgu yapması ve açı model olması çocuğun böylece gün içerisinde örneğin yoğun bir şekilde açı duymasına imkan verecektir. Ve uyanıkken çocuk hem evde hem de özellikle okulda bu belli hedeflenen sözcükleri sözcük bombardımanı şeklinde zaten adı üzerinde bombardıman şeklinde bu sözcükleri duyduğu zaman bu sözcükleri daha sonra kullanımı bu çocukların daha kolay olacaktır diye düşünüyoruz. Bir başka yine yanıt beklemeden model olma alt tekniği örneğin paralel konuşmadır. Paralel konuşmada da amaç çocuk ile birlikteyken çocuğun yaptıklarını yetişkinin yani sizin adlandırmanızdır veya anlamlandırmanızdır. Buradaki amaç şudur. Çocuk ile etkileşime girmeden bile çocuğun yaptığını veya yapmaya çalışmak istediği şeyi ifade etmenizdir. Dolayısıyla bu çocuğun o andaki yaşantısını anlamlı hale getirmek ve buna ilişkin ilgili kavramı veya durumu ifade etmesi yönünde bir model olmanız anlamına gelmektedir. Örneğin arabayla oynayan bir çocuk için evet arabayı sürüyorsun, mavi araba var elinde, araban çok hızlı gidiyor, arabanın da 4 tane tekeri varmış şeklinde siz herhangi bir yanıt beklemeden çocuğun elindeki arabayı veya arabayla yapmak istediği şeyi, durumu anlatmanız paralel konuşmaya oldukça güzel bir örnektir. Bir başka örnek olarak da sanatsal etkinlik sırasında örneğin bir sanat etkinliği sırasında bir boyama çalışmasında çocuğun yapmak istediği, yaptığı resmi adlandırmanız evet ne kadar güzel bir güneş çizmişsin, güneşin de sapsarı olmuş. Çatıda da kuşlar konmuş, 1, 2, 3 tane kuş varmış çatıda şeklinde çocuğun resmini yine ifade etmeniz
paralel kuluşmaya bir örnektir. Dikkat ederseniz çocuktan herhangi bir tepki beklemiyorsunuz. Herhangi bir sözel olarak size yanıt vermesini beklemeden çocuğun yaptıklarını ifade etmenizdir. Ah. Aç. Açtın. Çevir. Arda çevir. Çevir. Evet. Aa, içine gidiyor. Tamam. Ters çevir. Evet, açıldı. Açılıyor, açılıyor, tamam. Açılıyor, açılıyor, açıldı. Kontrol. Sürelim mi? Tamam. Evet. Kanada, Kanada sürüyorsun. Çevir. Evet. Sürdü. Yapıştırıyorsun. Bastırdı. Öbür kanadı da aldın. Bastır. Evet. Sürüyorsun. Bir diğer yanıt beklemeden model olma alt tekniği de kendi kendine konuşmadır. Burada da paralel konuşmanın aksine sizin kendi yaptığınızı ifade etmenizdir. Çocuk ile birlikteyken kendi yaptığınızı ifade etmenizdir. Örneğin az önceki örneğe dönecek olursak, arabayla oynayan çocuk arabayla oynarken sizin de kendi elinizde örneğin sarı araba varken, evet sarı arabam bayağı da hızlı gidiyormuş. İki tane kapısı varmış şeklinde kendi elinizdeki arabayı betimlemeniz, onunla yaptığınız şeyi ifade etmeniz kendi kendine konuşmaya örnek olarak verilebilir. Parçalıyorum. 2, 3, 4, 5 parça benimki. Yiyorum. Hem paralel konuşmada hem de kendi kendine konuşmada ve sözcük bombardımanında aslında çocuk yaptığı şeyleri anlamlandırmaya çalışmaktadır. Yaşantıları anlamlandırmaya çalışarak bizim de amacımız özellikle dil ve bilişsel becerilerin ve beraberinde sosyal etkileşim becerilerinin desteklenmesini sağlamaktır.